kabus gibiydi. Ama 79 milyona o kabusu yaşatanların kim olduğunu görmek için o geceye bir daha gitmek gerekiyor bugün. Çünkü o gece kayda geçen bazı anlar var ve o anlar bugün yanıt bekleyen onlarca sorunun temelinde yatıyor. Bu o geceki A Haber canlı yayınının kaydı. Saat tam 22.50. Ekrana bir son dakika bandı geliyor ve bantta İstanbul'da köprüler trafiğe kapatıldı yazıyor. Saate dikkat, tam 22.50. Sonrası malum. Dedik ya, o gece tam bir kabustu. Dakikalar dakikaları kovaladı. Köprüyü trafiğe kapatanların kim olduğu ve böyle bir ihanete neden kalkıştıkları kısa sürede anlaşıldı. Aradan geçen 15 günde vatan haini Fethullahçı teröristlerin ipliği pazara çıktı. Ama gelin biz yine o saat, o an üzerinde duralım. Bu darbenin arkasında gerçekte kim var ve Fethullah Gülen denilen kukla teröristin ipleri kimin elinde sorularına yanıt aramaya çalışalım. Artık neredeyse herkesin fikir birliğine vardığı, bu iş olsa olsa bir CIA projesidir tezinin ne kadar doğru olup olmadığını araştıralım. Bunun için de Irak işgali yıllarında Amerika'da kurulan ve kısa sürede adı Gölge CIA diye anılmaya başlanan bir düşünce kuruluşuna, yani Stratfor'a yakından bakalım. O gece o kalkışma sahnelendiğinde saat tam olarak 22.40-22.50 civarıydı. Burası net. Bu Stratfor'un, yani Gölge CIA'nin o gece gönderdiği ilk mesaj, ilk haber. Haberde Ankara'da ve İstanbul'da askeri bir hareketlilik olduğu bir son dakika notu olarak duyuruluyor. Saate dikkat. 13.02. Türkiye ile Amerika arasında kıtanın doğu ve batı kıyıları arasındaki saat farkını da düşündüğümüzde en az 7, en çok 8 saatlik bir fark bulunuyor. Yani Stratfor'un İstanbul ve Ankara'da hareketlilik var mesajını gönderdiği an Türkiye saatiyle gece 8-9 civarlarına karşılık geliyor. İşte burası çok ilginç. Çünkü o gece o sıralarda 8-9 civarlarında ne Ankara'da ne de İstanbul'da askeri bir hareketlilik vardı. O an olsa olsa kışlaların içinde bir hareketlilik vardı. Ama bunu da ilginçtir, Stratfor biliyordu. Ve sadece bu bilgi bile o kuruluşun Amerikan gizli servisi CIA'nin gölgesi unvanını alması için yeterliydi. Devam edelim. Yaklaşık 2 saat sonrasına gidelim. O sırada Fethullahçı teröristlerin vatana ihaneti iyiden iyiye ayyuka çıkmıştı. Cumhurbaşkanı canlı yayında pek çok televizyona bağlanmış, bunun bir kalkışma olduğunu dile getirmiş, halkı sokaklara, meydanlara davet etmişti. Stratfor aynı adresten, işte o açıklamadan hemen sonra yeni ve çok ilginç bir bilgi notu daha yayınladı. Erdoğan'ın uçakta olduğunu ama uçağın İstanbul'a inmeyeceğini söyledi. Erdoğan Almanya'dan sığınma hakkı istedi dedi. Bu elbette büyük bir yalandı ama nedense kendini dünyanın en güvenilir düşünce kuruluşu olarak ilan eden Stratfor böylesine büyük bir yalanı söylemekten çekinmemişti. Aradan yine bir saate yakın bir süre geçti. Aynı adresten yeni ve yine çok ilginç bir mesaj daha yayınlandı. Üstelik bu defa seri halde. Cumhurbaşkanı Erdoğan o an ailesiyle birlikte tatil yaptığı Marmaris'ten Dalaman'a geçmişti ve Dalaman'dan 3 ayrı uçak havalanmıştı. O an güvenlik en üst seviyedeydi. Yani o sırada Erdoğan'ın hangi uçakta olduğunu sadece o uçağın içindekiler biliyordu. Ama belli ki bunu bilen biri daha vardı ve bildiğini Stratfor'la paylaşmıştı. Stratfor'un sosyal medya adresinden on binlerce takipçiye önce bu mesaj ulaştırıldı. Mesajda Erdoğan'ın TK-8456 sefer sayılı uçakta olduğu yazılıydı. Yani Stratfor uçağın sefer sayısını bile bilmişti. Üstelik uçağın rotası da ortadaydı. Ve bu ilk mesajı birer ikişer dakika aralıklarla yenileri izleyecekti. Bir sonraki mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini taşıyan uçağın İstanbul Atatürk Havalimanı pistine yaklaştığı söylendi. O an İstanbul semalarında F-16'lar uçuyordu. Yani belli ki o mesajlar birilerine gönderiliyordu. Ve 3 dakika kadar sonrası Stratfor'un adresinden bu kez Erdoğan'ın uçağı İstanbul'a indi mesajı verildi. Ama bundan sonrası daha da ilginç. Amerikan gizli servisinin gölgesi Stratfor'un belli ki bir hesabı, bir planı vardı. Erdoğan'ı taşıyan uçak İstanbul'a indi mesajından sadece dakikalar sonra bu defa bu haber yayınlandı. Erdoğan'ın uçağının indiği Atatürk Havalimanı'nda patlama oldu denildi.
Oysa patlama olmamıştı. Stratfor yalan söylüyordu. Üstelik bunu gecenin ilk saatlerinden beri yapıyordu. Ve bir dakika sonrası. Aynı adresten yeni bir mesaj daha servis edildi. Bu kez Atatürk Havalimanı'na hava saldırısı düzenlendiği söylendi. Bu da yalandı. O mesajlar kime veriliyordu, neden veriliyordu? Acaba Stratfor, yani CIA'in gölgesi birine mi hizmet ediyordu? Bu sorular elbette yanıtlanmadı. Ama Amerikalı düşünce kuruluşu Stratfor, o gecenin sonrasında hem Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast girişimini destekleyen provokasyonlarına hem de yalanlarına yenilerini eklemeyi sürdürdü. Bu haber yine o adresten o gecenin hemen ertesinde servis edildi. İçinde yine çok ilginç bilgiler, çok büyük yalanlar var. Stratfor bu haberi bir Erdoğan portresi diyerek yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1999 yılında şiddeti teşvik ettiği için ordu tarafından hapse gönderildiğini, siyasi hayatı boyunca ordunun gücünü azaltmak için çalıştığını söyledi. Devamında da 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminden bahsetti. Erdoğan o seçimi ilk turda %52 oy alarak kazanmıştı. Ama Amerikalı kuruluş, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde sadece %13 oy aldığını söyledi. Şimdi akıllarda onlarca soru işareti var. Ama tüm kilitleri açmaya tek bir soruya verilecek cevap yetecek. Acaba Amerikalı o kuruluşun ruhu hastalıklı o teröristle nasıl bir çıkar ilişkisi var?